Evet, herkese merhaba. İyi akşamlar diliyorum. Bugün de çok güzel bir canlı yayında hep beraber birlikte olacağız. Sevgili Ümit Hanım konuğum olacak birazdan. Ve biz bu videoyu IGTV'ye yükleyeceğiz. Akabinde de izleyebilirsiniz. Herkese merhaba. Birazcık geç gibi oldu ama girdim çıktım kaydettim bir şeyler oldu derken şu an üçüncüye tekrar açıyorum canlı yayını. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba. Hepinizi öpüyorum şimdiden. Sevgili Ümit Hanımcığım, hemencecik geldiniz. Maşallah. Çünkü ben geciktim. Herkese merhaba arkadaşlar. Hemen Ümit Hanım'ı alalım. Zaten biraz geç kaldık. Toparlanmaya başlıyor olacağız. Sesim iyi gelmezse kulaklığa geçeceğim. Onu size soracağım zaten birazdan. Evet, Yani. Ümit Hanımcığım hoş Merhaba. geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk. İyiyim. Teşekkürler siz. Ben İyiyim hemen ben. bir ayar yapıp. Evet ya ben 3 kere girdim çıktım. Bir arama geldi. No dedim. Bir de siz aradınız. No dedim. Aynı anda. Kusura bakmayın olur mu lütfen? Ben de şey dedim, acaba internette mi sıkıntı oldu? Biz biraz dakik olmaya alışkınız herhalde. Saat tam 10 olunca ben beklemeye başladım. Bir de bir seans vardı. O da 55-54 geçe ayrıldım oradan da. Haliyle yetiştirme şeyim sınır sınıra oldu yani. Olsun. Bundan daha Evet. iyi nasıl olur diyoruz. Biz aksesçiler. Siz ne diyorsunuz? Biz de öyle diyoruz. Neler mümkün diyoruz. Aynı şeyleri söylüyoruz belki de. Çok, çok sevindim. Nasılsınız? Sizinle ilk kez görüşüyoruz. Evet, beni Nasılsınız? kırmadınız. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. Harikayım. Çok çok iyiyim. Sizler değilsiniz. Evet, ben de çok iyiyim. Teşekkürler. Süper. Yoğun bir süreçteyiz. Biraz onun yorgunluğu var. Onun dışında her şey güzel gidiyor. Harika. Şimdi arkadaşlar, öncelikle biraz size hitap etmek istiyorum. Sesim çok heyecanlı geldim. Şimdi sevgili Ümit Hanım'la beraber bugün biz biraz enerji meridyenlerini aslında konuşalım istedik. Ama tabii ki sorularınız varsa yazın. Enerji bizi nasıl yönlendirirse onu takip ederek biraz konuşacağız. Ve sevgili Ümit Hanımcığım, öncelikle biraz sizi tanıyalım mı? Ne dersiniz? Bir aile hekimisiniz, doktorsunuz. Evet, evet aile hekimiyim. Gerçi bunu tabii beni tanıyanlar biliyor bu hikayeyi ve bu süreci. Biz bilmiyoruz ama çok merak Evet, ediyoruz. sizinle ilk kez hani birbirimizi tanımıyoruz da yeni yeni tanıyacağız. 20 yıllık bir aile hekimliği sürecim var. Biraz idari bölümde çalışma, biraz işte sağlık ocağı, arkasından aile hekimliği. Hekim olarak çalıştığım bir sürecim var. 20 yıllık bir süreç. Ancak bu 20 yıllık süreçte sadece tıbbi olarak hastaları tedavi etmek şeklinde bir yolculuğum olmadı. Onun öncesinde evet aşağıdan arkadaşları görüyorum. Harikalar. Gerçi biz henüz toparlanan kimse olmadı. Biz başladık ama Olsun çünkü IGTV'ye kaydediyorum ya, orada da zaman evet. az. İlk 20 dakika onun hani beklemekle geçiyor. İlk girenler, sonradan izleyenler sıkılabiliyorlar. Ben de istiyorum ki Evet. hemen konuya başlayalım. Sanki video kaydıymış gibi kaydedilsin. Akabinde ben onu sürekli paylaşıyorum. Derken Evet. etkileşim artıyor zaten. Nasibi olan nedir? Görüyor, gelmek istiyor zaten. Evet. Bu 20 yıllık süreçte ben şöyle 2003'te NLP ile tanıştım ilk olarak. Neden 2003'te NLP ile tanıştım? Çünkü hamileliğimin son dönemiydi. Bir çocuğum olacaktı, bir kızım olacaktı. O doğmadan önce bazı korkularımı ve bazı kendi üzerimde tespit ettiğim kişilik problemlerimi çözüp daha sağlıklı bir anne olayım. Bütün derdim buydu. Sağlıklı bir anne olma derdi. Tabii beni yine tanıyanlar bilir. Hekimlik yaptım yani mezun olduktan sonra da şey oldu. Hastalıkları sadece ilaç verip ilaçlarla hastalıkları tedavi edemiyor olup baskılıyor olmak,
İşte ömür boyu bu ilaçları kullanmanız gerekiyor demek de bana çok enteresan ve şey geldi, kabul edilebilir gibi gelmedi. İşte biz seni tedavi edemiyoruz, hastalıklarının sebebini de bilmiyoruz. Ama işte genetik aktarım olabilir, çevre olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Sen bu ilacı ömür boyu kullanacaksın diyoruz hastaya, sürekli reçete yazıyoruz, ilaç yazıyoruz, gönderiyoruz. Bu da beni çok rahatsız etti. Neden biz belli hastalıkları, korkuları, hem psikolojik hem psikosomatik dediğimiz hastalıkları tedavi edemeyelim? Neden bir tansiyonu tedavi edemeyelim? Neden bir migreni, fibromiyaljiyi tedavi edemeyelim? Bu benim için bir sorundu. Benim ilk arayışım aslında o sorulara cevap bulmak şeklinde ortaya çıktı. Sonra dediğim gibi işte o süreçte canım Doğan Cüceloğlu, Allah rahmet eylesin. Ben hep ona, hep bu sürece başlangıcımı anlatırken onun kitaplarıyla ilk başladım Ben diye de. söylerdim. Şimdi tabii çok daha anlamlı oldu bunu söylemek. Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarıyla bir arayış sürecine girdim. Hem de sağlıklı bir anne olmakla ilgili sıkıntım vardı. Onu düzenlemek istediğim için de öyle bir arayışa da girdim. Bütün bu arayışlar, soru işaretleri filan beni şeye getirdi, NLP'ye getirdi. NLP yöntemi ile ilk tanışıp bazı fobilerimi, korkularımı onunla yenmek gibi bazı çalışmalara başladım. Yalnız o çalışmaları yaparken bir şeyler eksik kalıyordu. Yani tam sonuca da ulaşamıyorduk. Başarı, işte konsantrasyon, odaklanma vesaire gibi alanlarda, sınav stresi gibi alanlarda bir sonuç elde ediyorduk ama hastalıklar ve fobiler gibi biraz daha ileri safhadaki konularda sonuç alamıyorduk. O beni tekrar arayışlarıma devam etmesine sebep oldu. Sonrasında ben hipnozla tanıştım. 2006 yılı ve Bülent Uran, kendisi de hekim. İşte EFT'yi yine İnci Hanım, kendisi de hekim. Onlardan bu eğitimleri aldım. Hipnoz eğitimini aldıktan sonra da kronik hastalıklarda hipnoterapi şeklinde ayda 2 gün olmak üzere 6 aylık bir eğitim aldım. Sonra onunla bazı hastalıkları, evet, çok güzel benim danışanlarım oluyordu. Ben hem tıp hekimliği yapıyordum hem de hipnoterapiyle hastalıkları düzenleme, değiştirme ya da dönüştürme, iyileştirme gibi çalışmalarım oluyordu. Sonrasında şey oldu, bir yerlere geldik. Peki bu anne karnından önce atalardan akan bir şeyse nasıl olacak? Orada tıkanmaya başladık. O tıkanıklık bizi nereye götürdü? Aile dizimine Aile götürdü. dizimi. Tabii ben sonra Mehmet Zararsız olduğundan 3,5 sene aile dizimi eğitimi aldım. Ne Yine kadar aile güzel bir isim. dizimi. Zararsız oldu mu? Evet. Mehmet Zararsızoğlu. O da Bertel İnger'in bizzat birlikte Bertel İnger'den ders almış öğrencisi, yıllarca birlikte çalışmış meslektaşı. Sonrasında da aile dizimi. İşte ben süreçlerim hep böyle ilerleyerek gitti. Biraz ondan aldım danışanlarım, işte grup çalışmalarım, aile dizimleri falan. Sonra süreç tabii, yani ne kadar oldu? 20 yıllık bir süreç. Bu süreçte artık şey hevesi olduk. Bu arada kozmik terapiler, inner speak'ler falan da almıştım. Şamanik yolculuk eğitimleri falan. Peki biz kendi sistemimizi oluşturabilir miyiz? E döndü olay. Peki biz yaratıcılığımızı ortaya Bu koyabilir ilham ne miyiz? zaman geldi size? Yakın değil değil mi? 3-4 Yok yıl. yok, yakın değil. Yani 10 senelik bir süreci Buraya. var. Evet, ve 4-5 senedir de aktif olarak uygulamaya koyduk. Yani bir yaratıcılığımızı ortaya koymadan bir 5 sene önce bunun sızısı ya da isteği gönlümüze düşmüştü. Ama o dönem işte tıbbi hekimlik yapmak, işte hastalarla iletişim, bütün mesainizin orada geçmesi gibi yorucu tempolarda çalışmak, tabii yaratıcılığınızı ortaya koymanıza da engel oluyor. O dinlenmek, kendini işte rahatlatmak gibi süreçlerin eksikliği sebebiyle. 2017 yılında ise şey yaptık, enerji çalışmalarının hız kazanması ve bir sürü enerji çalışmasının olması sebebiyle o dönem bizde çok köklü bir değişimler oldu. Bizde derken benim hep hayalim işte kendi sistemimi ortaya koymak, yaratıcılığımı ortaya koymak.
İki kardeşim daha var. Biri benden büyük, biri benden küçük. Üçümüz o zaman neden olmasın? Hadi bir araya gelelim, biz kendi sistemimizi kuralım diye 2017'de biz kendi sistemimizi kurduk. Kalbin rehberliği eğitim sistemini kurduk. Ve bunun içinde bize ait olan bizim değerlerimize, inanç sistemimize, kanallık yapımıza uygun düşecek bir sürü ilhamlarla, verilerle ve tabii ki tıbbi psikolojik bilgilerle, kendini tanıma farkındalık bilgileriyle, yani bize ait olan bizim dokunuşlarımızın olduğu, şimdiye kadarki eğitimlerin içinde rastlamadığım şeylerin olduğu bir eğitim sistemi ortaya çıktı. Şimdi artık 2018'in Ekim'inden biri de kendi eğitimlerimizi veriyorum. Biraz uzun bir anlatım oldu ama. Hayır, çok güzel. Evet, şimdi de kendi eğitimlerimizi veriyoruz. 4 tane eğitimimiz var. Beşincisini henüz hiç kimseye vermedik. O eğitimleri veriyoruz. İsimleri de aslında Instagram sayfamda da var. Kalbin rehberliği birinci eğitimimiz. Çakralarla kalbin keşfi ikinci eğitimimiz. Dem bu dem eğitimi üçüncü bir eğitimimiz. Dördüncü eğitimimiz enerji meridyenleri ve EFT. Bir de yine atalar, gölgeler, arketiplerle, Jung hayranı olarak arketipler ve gölgelerle ilgili de bir dosyam var ama o dosya henüz zamanı gelmediği için büyük ihtimal. Arketip ne demekti Ümit Hanım? Arketip kolektif bilinç altında ortaya çıkmış olan bizim diyelim ki anne arketipimizden örnek vereyim. Bir bilinci olan ve annelik ile ilgili bütün bilgilerin kolektife kadar düşünün, ilk anneye kadar gittiğimizi düşünün. Annelik nedir? Anneliğin özellikleri nedir? Anneliğin bilinci nedir? Bütün bunların toplam enerjisi. Buna şey deniyor, kişisel mit deniyor. Hani mitler toplumsal olarak, mitolojik öyküler toplumsaldır. Ve toplumlarla ilgili pek çok mitolojik öykülerimiz vardır ya da işte hikayeler, masallar vardır. Şey de arketiplerde kişinin özel, bireysel mitleri gibi düşünebiliriz. Yani benim diyelim ki bir kahraman arketipine sahip bir yapım varsa en ufak bir haksızlık, bir problem olduğunda benim içimdeki o arketip harekete geçer ve ben hemen müdahale ederim, orayı düzenlemeye çalışırım. İşte haksızlığı düzeltip bir kurtarıcı gibi ortaya çıkarım. O benim içimdeki kahraman arketipinin harekete geçmesi, ortaya çıkmasıyla ilgilidir. Bir de Jung'un şeyi vardır. Jung ve daha işte analitik psikoterapide de vardır bu. İçimizde çok fazla parçalar vardır. İşte benim içimde anne parçası var, işte kahraman parçası var, şifacı parçası var. Bu parçaların hepsi aslında bir arketipi oluşturur. İşte gölgelerimiz var, toplum tarafından görünmesini istemediğimiz, ikinci bir şahıs tarafından fark edilmesini istemediğimiz, fark edildiği zaman rahatsız olacağımız, utanacağımız şeyler vardır. Duygular ya da ki özelliklerimiz. Bunlar da gölgeleri oluşturur. İşte o arketipler, gölgeler ve bu parçalarımız, anne çocuk bağlanma gibi bir eğitim sistemimiz de henüz gündemde değil. Ama Bu beşinci inşallah değil mi? zamanı gelince evet o da gündeme gelecek. Bizim yakın bir zamanda aslında Cuma günü başlayan 2 günlük bir dem eğitimimiz var. Dem bu dem eğitimimiz. İsmi Sonra de da çok üç, güzel, türkü gibi. evet, 3'ü 4'ü 5'inde de enerji meridyenleri ve EFT eğitimimiz var. Evet, öyle. Süper. Enerji meridyenleri deyince aklıma hemen benim çok basit şey geliyor. Dünya gezegeninden hani Türkiye'nin meridyenleri anlatılır diye coğrafya derslerinde. İlk o zaman duymuştuk hani bu meridyen tanımını. Ama vücudumuzdaki meridyen olduğu konusuyla ilgili hiç bilgili değildim ben 6 ay öncesine kadar. Çakralarla ilgili biriyle tanıştım böyle. Orada söyledi yani ama tabii tam izahı olmadı bunun orada bana. Vücudumuz da meridyenlerden oluşan bir sistem aslında, bir varoluşsal bir sistem.
Buradaki en Evet. ufak bir tıkanma ya da blokaj mı, nasıl adlandırıyorsunuz? Buradaki Şöyle, evet, enerji meridyenleri şöyle, bizim ön hattımızda şuradan aşağıya doğru inen bir merkez hattımız var. Bir tane de şu burun altımızdan şöyle arkaya doğru giden arkada bir hattımız var. 6 tane sağ tarafta, 6 tane sol tarafta olmak üzere 12 tane de ışınsal tarzda meridyenlerimiz var. Toplam 14 tane meridyen var vücudumuzda ve bu meridyenlerde hasar olduğunda, tıkanıklık olduğunda hem psikolojik hastalıklar hem de fiziksel hastalıklara sebep veriyor. Bunun en güzel örneği herkes tarafından bilinen şu olabilir. Kalp meridyeni küçük parmağımızdan şöyle düşünün, şöyle geldiğini düşünün. Şimdi burası kalbin meridyeninin izlediği yol. Biz kalp krizi olduğunda ne deriz? Sol kola ya da kollara ağrı vuruyor mu deriz? Küçük parmağınıza kadar ağrı indi mi deriz? Evet. Kalp burada kollarla ne ilgisi var? Hı. Ama kalbin enerji meridyeni o hattı izliyor. Küçük parmağa kadar olan hattı izliyor. Şimdi enerji meridyeninde bir hasar olduğunda kalp krizi mesela Hı. hastalıklardan en tipik bildiğimiz. Ya da şöyle söyleyebiliriz, safra kesesinde işte ya da midede bulantı Hı. diyelim. Bulantı ile ilgili bir sıkıntımız var. Şu göz altlarımız mide meridyeninin noktaları. Buraya dokunduğunuz zaman ya da böyle EFT dediğimiz sistemde böyle vurma sistemidir zaten. Oralarda göz altına vurduğunuzda bulantının geçtiği ya da işte midenin rahatladığı gibi şeyler alırsınız, veriler alırsınız. EFT nedir? EFT de akupunktur noktalarına vurma yoluyla uyaran vererek, evet, uyaran vererek yaptığımız bir duygusal duyguları özgürleştirme tekniği. Özgürleştirmek. Zaten bunun esası enerji meridyenleri üzerinde işleyen bir sistem. Ama şimdiye kadar EFT'yi hani işleyen, anlatan, örnekler gösteren çok kişi var. İnterneti EFT yazdığınızda EFT uygulaması tonlarca bilgi Bir sürü. çıkıyor. Bir sürü çıkıyor. Ama şöyle bir farklılık var. Bizim bu vereceğimiz eğitimde senin enerji meridyeninde hangi duygularda hasar var onu tespit edip o duyguların üzerinden EFT sistemini yürüteceğin bir sistem olacak. Şimdiye kadar ki ben gözlemlediğim kadarıyla EFT alan veya yapan kişilerde sorun şu oluyor. Kök inancı ya da duyguyu olayı bulana kadar sorun bitmiyor. O Evet. olayı bulmanız gerekiyor. O olayı bulduktan sonra EFT sizde özgürleştirme sağlıyor. Siz bir problem yaşıyorsunuz da bu problem ilk ne zaman olmuştu? İşte hangi olayla olmuştu? Kaynak travma dediğimiz şey nedir? Kişilere bunlar sorgulanıyor ama kişi anne karnında bu travmayı kaynak olarak almışsa bilmiyor ki ya da Bilemez mi? çok küçük çocukluk döneminde bu travmayla ilgili bir sorun yaşamışsa onu da bilemiyor. Bizim eğitimin farkı şu olacak. Kişinin travmasının adını koyup o travma üzerinden EFT ile arındırma yapılacak. Arkasından da bizim ruhsal parçalar dediğimiz, ruh parçacıkları dediğimiz sistem var. Biz şimdi bir travma yaşadığımızda bizim ruhumuzun bir parçası o travmada kalıyor. Evet. Takılı kalıyor. Biz normal hayatımızı devam ettirdiğimizi zannediyoruz veya bir bütün olarak devam ettirdiğimizi zannediyoruz ama o parçalar bir yerlerde takılı kalmış. Onları toplamak gerekiyor. Ya da o takılı kalan parçalar hangi travmada takılı kalmış ve o travmalardaki duyguyu arındırıp o ruh parçacığını günümüzdeki döneme, şimdiye getirebilmek mümkün mü? Yani bizim eğitimin böyle farklılıkları var. Öyle yani Bir kısaca şey, anlatabilirsem. çok çok güzel anlattınız da bir şey aklıma geldi. Ben bir kendi tecrübemi anlatacağım size. Bilinçaltı temizleme biliyorsunuz çok yaygınlaştı ya, artık reklamsal olarak da çok görür duyar olduk. Ben böyle bir durumu 3,5-4 yıl önceydi herhalde, Facebook'tan böyle gördüm. Eskişehir'de olan bir yere gittim ilk defa.
Orada mesela 3 seans ben bunu yaptırdım. Çok kendimi sıkışık hissediyordum. Onu yaptırdıktan sonra yani karşımdakiyle de mi ilgili artık bilemiyorum. İyi bir yere gittiğimi düşünüyordum ama o 3 seanstan yani arda arda 10 gün 10 gün yani aynı ay içerisinde diyeyim. Yaptırdıktan sonra bende bir boşluk, bir depresyon hali, sürekli bir tutunacak dal arama. Yani hani size lafı şuna getireceğim. Özgürleştirme dediniz ya. İşte onu o boşluğu temizlenip sonrasında oraya bir şey doldurulamadığı için mi ya da onun bir adı var anladınız Var, siz benim demek var, istediğimi? var. Şimdi şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim. Bilinçaltının temizlenmesi gibi bir tabiri ben sevmiyorum. Böyle bir şey yok zaten. Bilinçaltı kirli mi ki temizlensin gibi. Şöyle negatif enerjiler varsa onları arındırabiliriz, onları temizleyebiliriz. Ama bilinçaltını dönüştürebiliriz. Bilinçaltını temizlemek tabiri bana Hoş hitap değil. etmiyor. Hitap etmiyor. Bilinçaltında biz bir sürü travmalarımız, anılarımız, duygularımız kayıtlı. Onları değiştirmeyeceğiz ki. Biz neyi değiştiriyoruz? Orada kayıtlı olan travmaya ulaşıp bugün benim yaşadığım migrenin altındaki travmayı bulup farkındalık yaşıyorum ben. Farkındalık yaşadıktan sonra bilinçaltı rahatlıyor. Artık o duyguları tutmasına gerek kalmıyor. Ben işte çalışma yapılıyor. Sizin migrenin altında o kime kızgınlık yaşadınız veya hangi kızgınlıklarınız var? Genel söylüyorum. Başka bir duygu da çıkabilir. Böyle bir duygu çıktığında siz bunu tespit ettiğinizde ve yaşadığınız olayı tespit ettiğinizde artık o duyguya ihtiyacınız kalmıyor. O duygu görünür hale gelmiş oluyor. Bizim çalışmaların en büyük farkı hangi duygum var benim yaşadığım bu olayın altında? O duyguyu bulmak. Ve o duyguyu da danışan bulmuyor. Biz danışanı zorlamıyoruz. Bana şu bilgiyi de ver, bu bilgiyi de ver demiyoruz. Danışanın hiçbir şey vermesine gerek yok. Sadece probleminin ne olduğunu söylemesi, hangi problemini dönüştürmek istediğini söylemesi bizim için yeterli oluyor. Şimdi birinci söyleyeceğim o. İkincisi, eğer boşluk ve depresyon hissi varsa, Evet. evet, evren boşluğu sevmez diye çok sık kullanılan bir ifade vardır. Orada bir negatif enerjiyi gönderdiniz ya da bir duyguyu dönüştürdünüz, bir şeyleri değiştirdiniz. Onun arkasından pozitif olanı, pozitif bir farkındalığı oraya koymanız gerekiyor. Ama bizde de şöyle bir şey var. Frekanslarla yapıyoruz biz bu işi. Nasıl Kişiye yani? önce mesela DEM'den örnek verelim. Bizim en yakın hani DEM var. DEM, bu DEM eğitimi nedir? İnsanlar da merak ediyor, bana da çok soruyorlar. Soranlar DEM aynı. eğitiminden örnek verebilirim. Orada biz kanda dolaşan duygularımızı buluyoruz. Kandaki Dolaşıyor. negatif enerjileri buluyoruz. Ve hangi kan hücrelerinde bizim hangi duygularımız hapsolmuş? Hangi duygularımız orada kaydedilmiş? Mesela eritrositler, al yuvarlar, kırmızı kan hücrelerimiz. İşte orada kişinin aidiyetle ilgili yaşadığı bir sıkıntı mı var? Veya lökositlerde bir kendini sürekli tetikte mi hissediyor kişi? Sürekli savunma halinde mi hissediyor? Kendi içinde kendiyle çatışmaları mı var? Bunları buluyoruz ve bu kan hücrelerindeki bu negatif enerjileri bulduktan sonra o negatif enerjilerin arındırılmasını sağlıyoruz. Ve buradaki duyguların ortaya çıkması kişi için farkındalık sağlıyor. Evet, ben böyle bir problem yaşadım. Demek ki bu problemin altında benim bu duygum yatıyormuş diyor ve kişiye iyi geliyor. İçerisi kabul ediyor, ruhu kabul ediyor. Onu kabul ettikten sonra o farkındalık bir şifanın düğmesine basmak gibi oluyor. Düğmeye basıyorsunuz, süreci başlatıyorsunuz. Sonra da frekans yükleyerek hangi frekansa ihtiyacı varsa, diyelim dönüşüm frekansı, diyelim güven frekansına ihtiyacı var. Hangi frekansa ihtiyacı varsa onlarla ilgili frekans yüklemesi yapıyoruz.
Onu yaptıktan sonra zaten kişi eğer fiziksel bir hastalığı için, bir ağrısı için, o anki bir diyelim ki anksiyete, panik atağı için gelmişse, zaten siz çalışmayı yaptığınız an seansı yapar yapmaz kişide değişim hissediliyor. Kişi kendisi hissediyor bunu. Yani DEM çalışmasında böyle bir şey var. Ben hep şunu söylüyorum. Eğer enerji alanlarımızda duygu ve inançlarımızı dönüştürmezsek artık kanımızda fiziksel olarak yaşamaya başlıyor. Kanımızda dolaşmaya başlıyor. Bu Dönüşmezse mi, değil mi? tabii, eğer bu sinyalleri doğru okumazsak kan hücrelerimizde artık bütün organlarımıza bu duygular taşınıyor. Sonra karaciğer enzimlerim yüksek, böbreklerimde taş var, saframda taş var veya işte midemde gastrit var gibi somut hastalıklara dönüşüyor. Eğer biz bu hastalıkların altında kandaki bu duyguları bulup bunların arındırmasını sağlayabilirsek, o zaman bu hastalıklar yavaş yavaş geri çekiliyor. İhtiyaç kalmıyor, alttaki duygu görünür oluyor. Çünkü bütün duygular bize kendini göstermek için, sinyal vermek için geliyor. Biz o Neden tepki veriyor? almazsak artık beden tepki vermeye başlıyor. Bedenin tepkisini de algılayamazsak tepkiler büyüyor. O yüzden nedir bu duygular? Neyi ifade ediyor? Ben bir kişiyle bir sorun yaşadığımda altta benim genel olarak hangi duygum yatıyor? Kendini tanımak süreci diyorum ben buna. Çünkü biz normal günlük yaşantımızda kendimizi tanımıyoruz. Evet. Bir yerde bir tepki veriyoruz ama asıl o tepkinin altında hangi duygumuz yattığını bilmiyoruz. Maskelerimizi takıyoruz. O maskelerle hayatımızı devam ettiriyoruz. Bana soru soran herkese şunu söylüyorum. Bir sürü sistem var. Evet. Asla sıkıntılarınızı, şikayetlerinizi, problemlerinizi ya ne yapayım benim de bunu yaşamam gerekiyormuş deyip oturmayın. Araştırın. Çözümleri var. Herkes değişim ve dönüşüm yaşıyor. Bunlarla ilgilenen veya bu eğitimleri alan benim öğrencilerle yaptığımız ya da eğitim alan arkadaşlarla Gördüm. yaptığımız videolarda da görmüşsünüzdür. Çok büyük bir coşku içindeler. Evet. Bazen coşkularını azaltmaya çalışıyorum ben. Çok O kadar heyecanlı. güzel değişimler yaşıyorlar ki o değişimin enerjisi ve coşkusuyla çok güzel geri bildirimlerde bulunuyorlar. Peki benim aklıma şey geldi Ümit Hanım. Mesela örnek veriyorum, kendimden yola çıkalım. Ben böyle bir panik atak, bir problem, şu an hatırladığım travma da diyelim, en azından bildiğim kadarıyla yok. Kendimde çok uğraşıyorum çünkü. Böyle sadece hedefime odaklanmak ve daha başarılı olmakla ilgili bir istek var içimde. Bununla ilgili bu eğitimi alıyor olmak mesela benim gibilere nasıl katkı, eminim olur ama Tabii. nasıl bir yöntem olabilir? Bu Ya geldi benim şu an aklıma. şöyle odaklanmak, işte daha başarılı olmak ya da bir şey içeride büyük bir potansiyel var, farkındasın ama o potansiyeli ortaya çıkaramıyorsun. Evet. Senin çünkü ruhun biliyor senin hangi potansiyellere sahip olduğunu. Adını koyamıyorsun ama o potansiyelin farkındasın ama ortaya çıkaramıyorsun. Belki hareket etmen gereken, adım atman gereken yerler oluyor ama o adımı atamıyorsun. Belki de hayat amacınla ilgili bir şeyler yapman gerekiyor. İçeriden o dürtü geliyor ama yine ortaya koyamıyorsun. Bunların hepsinin bir sebebi var. Mesela bizim işte dosyalarda bu duyguların altında yatan konu nedir diye baktığımızda belki yaratıcılıkla ilgili iki nesil önceki atanız problem yaşamıştır, ya şiddet görmüştür, ya dışlanmıştır veya başka bir şey yaşamıştır. Hiç fark etmez. Ya da yedi nesil ötesi ya da sizin hiç Bağlanıyor mu? bilmediğiniz. Tabii ki onu tespit ettiğiniz zaman sizin önünüzde, gözünüzün önündeki bir enerji kalkanı, bir perde kalkıyor. Ve daha kolay yapılabilir hale geliyor. Önceden zor gibi gelen konular böyle daha akışta ve kolay yaptığınızı görüyorsunuz. Bu çalışmaların en güzel özelliği de kendinizi tanımanız. Neden bunu vurguluyorum?
Belki şimdiye kadar hep yapmak istediğiniz şey diye düşündüğünüz şeyler sizin aslında içeriden gelen yapmanız gereken şeyler değil. Ama yanlış bir algıyla o zannedip onun peşinde gidiyorsunuz. Belki bu çalışmaları yapınca görüyorsunuz ki hayır ya benim burası değil. Benim asıl hayat amacım şuradaymış ama ben onu görmemişim diyorsunuz ve onu görüp onun üzerinden yürümeye başlıyorsunuz. Bizim bu eğitimleri alan arkadaşların genel olarak sahip olduğu bir enerji var. Belki benim enerjim de öyle olduğu için Bana da veya nasip olur belki. evet şöyle bir enerjimiz var. Kurumsal alandan ayrılmak eğer mutlu değilsek ve orada olmak istemiyorsak oradan ayrılmak ve sadece kendimizin coşkuyla, keyifle iş yapıyor gibi değil, zevk alarak mutlu olarak yaptığımız bir alana dönmek gibi bir etkisi var. Benim pek çok arkadaşım ya da işte ben de dahil hepimiz kurumsalı bırakıp keyifle yapabildiğimiz alanlara yöneldik. Ve bu bizim kalbin rehberliği eğitim sisteminin böyle bir enerjisi var. Eğitim alanları da özellikle buradan bir çıtlatma yapmış olayım. Peki böyle en çok sizi etkileyen bir dönüşüm hikayesi birçok vardır da mesela en çok ne etkilen, nasıl bir konudan etkilendiniz? Böyle wow dediğiniz bir durum yaşandı mı hiç? Ya da kendi hayatınızda? Diye şöyle. Evet, kendi hayatımda sayamayacağım değişimler oldu. Bazı Onlardan çok özelse de. özellerine çok girmeyeyim ama yani beni eskiden tanıyan arkadaşlarımın çok hani bariz gördükleri arka arkaya böyle deprem gibi ama benim isteyerek değiştirip dönüştürdüğüm bir sürü şey oldu. İş hayatımdan işte evlilik hayatıma, özel hayatıma kadar bir sürü alan, sıkıntılar, süreçler falan o kadar kolaylıkla değişti ve dönüştü ki pek çok eski arkadaşım, beni çok yakından tanıyan arkadaşım çok şaşırdı, bir sürü bir şey oldu. Ama hepsi benim coşkumu, hayat enerjimi artıran, olması gereken ama olamayan şeylerdi. Ve ben şimdi şu yaşımda ya da şu süreçte daha mutlu ve daha coşkulu bir süreçteyim. Ve kendimi çok daha iyi hissettiğim bir süreçteyim. Onun dışında şöyle kurumsal olup çok rahatsız olan, şikayetçi olan bir sürü tanıdığım vardı ya da danışanlardan. Onlar yapacak bir şey yok, ben buradan para kazanıyorum, burayı bırakamam dedikleri işlerdi bunlar. Ama çok da son derece kendilerini köle gibi hissettikleri, şikayet ettikleri, mutsuz oldukları alanlardı. Ve para yüzünden, para kazandığı için orayı bırakamıyordu. Benim pek çok yakınım ve arkadaşım kökten ya istifa etti ya ayrıldı. Sonra bu seansları yapmaya başladılar ve çok da güzel paralar kazanmaya başladılar. O kurumsaldan kazandıkları para solda sıfır kaldı. Mesela bunu örnek verebilirim. Veya Hastalık olarak. hastalıklarla ilgili bel fıtıkları, menisküsler, işte boyun fıtıkları, fibromiyaljiler çok kolay, işte migrenler. Korkular, benim şey de değişti mesela, kedi korkum vardı ve hayvanlardan çok korkardım. Şimdi iki tane kedimiz var, birlikte yatıyoruz, birlikte kalkıyoruz, bebek gibi kucakta geziyor. Ben apartmanın kapısından girmezdim. Evdekilere seslenirdim, inin, biriniz insin, apartmanın kapısındaki kediyi alsın, ben öyle yukarı çıkayım, benim yanımda olun falan gibi. Yani inanılmaz, böyle bir yere yemeğe giderdik. Eğer kedi varsa orada ben hiç rahat oturamazdım. Sürekli geliyor mu, nerede acaba falan gibi bir pozisyonda olurdu. Şimdi iki tane kedimiz var ve çok seviyorum. Yani bu değişti mesela. Bu da çok köklü bir Korku değişti. enerjisi mi değişen? Evet. Yine mesela geçenlerde benim bu kalbin rehberliği eğitimini alan arkadaşım sokak hayvanları ile ilgili onun da korkuları vardı. Kendine iki seans ya da üç seans yapmış. O iki üç seanstan sonra sokak hayvanlarını severken, dokunurken videosunu çekip attı bize. Bakın nereden nereye geldim diye.
Yani bu çalışmaların açamayacağı kapı yok. Çünkü bütün sorunlarımızın altında bilinçaltına kaydettiğimiz veriler var. Onlara ulaşabilirsek, oradaki değişim ve dönüşümü sağlayabilirsek pek çok alan önümüze rahatlıkla açılabiliyor. Süper. Ben çok etkilendim açıkçası. Şey bile var. Ben mesela ben de ondan etkilenmiştim. Menisküs çalıştım. Ağrıları için çalıştım. Ben açıkçası menisküsün tedavi olmaz diye düşündüm. Yırtık çünkü. Hala bunu söylerken bile oradaki yırtık nasıl onarılacak ya da yani bu mümkün değil ama ağrılarını geçirmek, hareket edebilmesini sağlamak, ameliyata kadar olan süreçte rahat etmesini sağlamak için çalışmalar yapmıştım. MR sonucuyla ameliyat olması gerektiği teşhisi konmuştu. Mesela o da benim şaşırdığım vakalardan biridir. Yapılan çalışmalardan sonra, benim çalışmalarımdan sonra çok rahatlıkla merdiven inip çıkma, yürüyüş yapabilme ve ameliyat olmadı. Üzerinden 3 sene geçti. Ameliyat olmadı yani. Menisküs bu. Ben ona şaşırmıştım ama keşke tekrar MR çektirsek, orada neler değişti bir görsek falan dedik ama o da mümkün olmadı. Yani bunun gibi bir sürü değişimler, Kanser dönüşümler. hastanız hiç oldu mu? Kanser hastası oldu. Hatta benim bir anestezi uzmanı doktor arkadaşımın babasının kanseri vardı. Onu bizzat örnek vermek isterim. Çok çarpıcı bir örnekti o. Arkadaşım da babasının ağrıları çok olduğu için, çok ızdırap içinde olduğu için bu eğitimi almak istedi. Oluyor. Çünkü morfin yapmasına rağmen ağrılarının geçmediğini, uyuyamadığını, uykusuz geceleri olduğunu söyledi ki kendisi anestezi doktoru. İstediği morfini, istediği anestezik maddeyi vererek rahatlatabilir babasını ama hiçbir şekilde çözüm bulamadığını söyledi. Sonra bu kalbin rehberliği eğitimini aldıktan sonra ilk eğitimini aldı o. Aldıktan sonra babasının uykularının düzeldiğini, ağrılarının azaldığını ve bana böyle şöyle bir ben duygularını yazar mısın dedim de şöyle bir yazı dökmüş bana arkadaşım. Ve çok mutlu olduğunu, çok yani şeye inanamamış o da. Morfinle yaptığımız bir şeyde durduramadık. Ama bu çalışmalardan sonra uykusunu uyuması, ağrısının geçmesi inanılır gibi değil. Ha ben şunu söyleyemem. Hani şu kanseri iyileştirdik, şu kanser bitti, bu kanser bitti gibi bir şey söyleyemem. Ama eğitim alan arkadaşlara da mutlaka söylüyorum. Ağrılarına çalışın, uykusuzluğuna çalışın. Kemoterapik ilaç alıyorsa yan etkisinin olmamasına çalışın. Vücut direncinin artmasına çalışın. Ama o durumda tabii ki kanser hücrelerinin küçülmesi ya da işte tümörün küçülmesi için de tabii ki çalışmalar yapılmalı. Çünkü nasıl sonuçlar alacağımızı bilmiyoruz. Bize hangi belki hiç beklemediğimiz çok güzel sonuçlar alacağız. Belki. Ama diğer saydığım bütün o semptomlarda güzel sonuçlar alınıyor. Önemli olan da o. Peki Benim. eğitimi aldıktan sonra tabii herkes uygulayıcı oluyor. Evet. Sonra hani bir şeye çalışım diyorsunuz ya, örnek veriyorum bir ağrıya. Bu kişiler bir meditasyon şeklinde mi, yani bir şeye odaklanarak ellerle falan mı? Hayır, bizim hazırladığımız kitapçıklarımız var. O kitapçıklarda duyguya nasıl ulaşılır o öğretiliyor. İşte omurga üzerinden çalışıyoruz. Omurganın üzerinde hangi omurlarda negatif enerji ve eklentiler var, onlar bulunuyor. Temel ızgara dediğimiz bir sistemimiz var. Orada ana yolların hangisinde hasarlar var, onların bilgisinin olduğu bir kitapçık var. Yani bizim diyelim ki kalbin rehberliği eğitimini alacak. 6 günlük bir eğitimden sonra kişi oturup kendine seans yapabilir hale geliyor ya da yakınlarına yapabilir hale geliyor. Ya da kime istiyorsa ona. Mesela DEM çalışması 2 akşam vereceğim. DEM çalışmasının 2 akşamdan sonra üçüncü günü kişi oturup kendine çalışma yapabilir hale gelecek. Onu nasıl uygulanabileceğini, neler yapılabileceğini bu eğitimlerde öğretiyorum. Kişiler de kolaylıkla uygulayabiliyorlar. Bir Peki mantığı şey mi, var. sırayla mı alınıyor? Örnek veriyorum kalbin rehberliği, sonra dem. Öyle bir şey var mı? Hayır, öyle bir sınırlama yok.
isteyen istediği eğitimden başlayabiliyor. Çünkü hepsi birbiriyle bağımlı değiller. Yani birinci aşama, ikincisi daha farklı, onun devamı gibi değil. Hepsi farklı farklı alanlara hizmet eden dosyalar. Anladım. En yakın tarih ne zaman demiştiniz? İşte cuma Ma. cumartesi günü 26-27'si mi oluyor acaba? Evet. Evet, Bakın. 26-27'si akşamı Dem Budem eğitimimiz var. 3-4-5 Mart'ta da enerji meridyenleri EFT var. 15 Mart'ta kalbin keşfi var. Çakralarla kalbin keşfi eğitimi var. Kalbin rehberliği eğitimini yeni verdik. 4 dersini verdik. 2 dersimiz daha var. Onu Pazartesi Salı bitireceğiz o grubu. Süper. Bu Benim şekilde. şu an için sorularım biraz bitti. Bir yorumu açalım isterseniz biraz. Olur, Bakalım olur. neler olacak. Bahsetmek istediğiniz konulara da lütfen değinebilirsiniz aklınıza gelenlerden. Bu arada benim sağlık konseptli ilk yayın olacak. Çok sorularım şey gelmiyor değil mi size? Böyle hafif gelmedi inşallah. Yani genel sorular üzerinde konuştuk aslında şimdi. Süper. Genel bir şey soru cevap oldu. Hı. Arkadaşlardan da soruları olanlar varsa tabii Şerifeciğim. Ben de şimdi bakıyorum şu an için. Evet. Fatma Evet, Hanım merhaba. arkadaşlar varsa lütfen biraz bizi de böyle renklendirmiş olursunuz. Bilge Hanım da buradaymış. Evet ben de şey buradan Nazan merhaba. Ben de tek tek. Evet. Sorular genelde o olmuyor mu acaba? Zeynepçim merhaba. Benim aklıma şey geldi. Izgara dediğiniz şey böyle bilinç altındaki o yerleşmiş tabansal alan mı? Izgara diye bir şey bahsettiniz ya az önce. O ne demek tam olarak? Şöyle bizim vücudumuzda enerji meridyenleri var. Aha. Aura var, çakralar var. Emel'cim merhaba, Selma Hanım merhaba. Programı evet kaydedeceğiz Fatma Hanım. Ve bir de temel ızgara dediğimiz bunların iz düşümünün oluşturduğu temel bir enerji alanı var. Bu temel enerji alanında yapılan ilişkiler üzerindeki etkilerinden bahsedebilir misiniz demiş tabii ki. Bu enerji alanı ile ilgili sistemlerden biri aslında. İlişkilerle ilgili de evet şimdi biz hep hastalık ve psikolojik sıkıntılar olarak konuştuk ama iş sorunları işte borçla ilgili sıkıntıları olanlar para alışverişinde problemi olanlar bolluk bereketin olmadığına inananlar işte bir türlü para bana gelmiyor ya da para bana geliyor benden sürekli gidiyor Gidiyor. diyenleri de çok rahatlıkla bu eğitimlerle çözümlerini bulabilecekleri bir alan. Sonra ilişkiler kısmı da evet önemli. Kişilerle şöyle bu eğitimlerden sonra tipik olarak şöyle bir şey oluyor. Kişilerin yakınlarıyla, annesiyle, babasıyla, eşiyle, çocuklarıyla sorunları değişiyor. Yani düzeliyor. İlişkileri değişiyor. Yani anneyle daha önceden bir sürü sıkıntı yaşamışsın, anne kız ilişkisini kuramamışsın mesela. Ya da aranda hep bir çatışma, bir gerilim var. Bununla ilgili çalıştığınızda çok güzel bir şifalanma oluyor. Veya işte yakın birinci derece yakınlarınızla olan ilişki problemlerinizde. O öfkeler, kızgınlıklar, sıkıntıların hepsinin altta yatan nedenleri bulunuyor. Ve bu kısır döngü bitiyor. Ben hep şey diyorum, o halkayı kıran kişi siz olun. Nesiller boyu ilişki problemleri aktarılıyor bize. Evet. Biz de çocuklarımıza, çocuklarımız kendi çocuklarına bu aktarılarak gidiliyor. Psikolojik bir kural bu. Artı genetik olarak aktarılıyor. Artı atalar düzeninden aktarılıyor. Bu alana çalışıp siz zinciri kırın. Sizden sonraki nesle geçmesin artık bunlar. Yeni nesil artık başka şeylerle ilgilensin. Bu dünyayı daha güzel nasıl yapabiliriz ile ilgilensin. Çevreyle ilgilensin, hayvanlarla ilgilensin. Artık bizim özellikle benim kuşağın yaşadığı sorunlar, ilişki problemi artık bunlarla uğraşmasınlar. Yani bir yerde zinciri kıran kişi biz olalım.
Aile dizimi eğitiminden çıkmıştım ben de bir keresinde. Bana da ilk bu his gelmişti. Artık ben o sorunları çözdüm. Daha başka neler yapabilirim ne bir bana his gelmiş. Hani o geçmişte anne anneanne arasındaki durumlar Evet. çözüldü. O böyle bir bende bir nebzedir belki ama benim için çoktu. O bende bir arınmışlık vermişti mesela aile dizimi bana. Evet. Şimdi Zeynep'ciğim çok güzel bir şey söylemiş. Sadece tek bir konuya çalışırken bu konuyla bağlantılı başka konular çözülüyor. Siz kişinin diz ağrısına çalışıyorsunuz, kişinin öfkesi iyileşiyor, ilişkisi düzeliyor. Siz başka bir alana çalışmışsınız ama o konuyla bağlantılı diğer alanlar şifalanıyor. Bir de bizim yakında aile dizimiz var. Aile dizimi hakkında bilgi alabilir miyiz Evet, demişler. bahsedin lütfen. Evet. Perşembe günü Gönül Suyu Hazinesi'nin ofisinde şey yapacağız. Yüz yüze aile dizimini yapacağız. Bu koronadan dolayı çok uzun süredir yüz yüze aile dizimi yapmıyorduk. İlk defa bu Perşembe Ankara'da olanlar için tabii yüz yüze aile dizimi eğitim seansları yapacağız. Aile dizimini almışsınız tabii çok efsanevi bir şey. Grup çalışması onu da inşallah Hep Perşembe günü rol yapacağız. alıyordum ama en son yaptırdı 2 sene önce bu. Yaptırdığımda dizim açtırmıştım mesela. Ondan sonra daha wow şeyler olmuştu bende. Evet, aynen öyle. Kalbin rehberliği çift taraflı çalışan bir sistem demiş. Ha, Çalıştım. danışana çalışırken sizin de benzer rahatsızlıklarınız varsa çift taraflı şifalanıyor. Evet, gerçekten öyle. Karşıya çalışıyorsunuz Anlatılmaz yaşanır. ama sizde de iyileşme gerçekleşiyor. İkinci gruba bekliyoruz demiş. Evet, birinci grup doldu. Perşembe günü bakalım. Heyecanla bekleyenler var. İşte aile Aile dizimi dizimi de çok enteresan bir şey ya gerçekten. Yani online oradaki oluyor mu? hayatınızı tiyatro gibi seyretmek orada. Daha önce hiç göremediğiniz yıllarca o ilişki dinamiği içinde yaşıyorsunuz. Ama orada seyrederken bambaşka bir etkisi oluyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bir de umduğumuz sorunlar yani umduğumuz kişilerden kaynaklıdır diye düşündüğümüz birçok sorun hiç ummadığımız bir yerin durumuymuş. Mesela ben öyle Evet, yaşamıştım. evet, evet. Gerçekten Hiç öyle. aklıma gelmezdi. Yıllarca onu daha çok severdim. Hani daha böyle hayranlıklı bir ilişkim vardı anneannemle. Ama ben babamla ilgili bir durum için gitmiştim mesela. Ama hiç alakası yok annem ve anneannem. Ve büyük teyze var Yani. ismi. Konudan aktarılan bir şeymiş bana. Bir Hiç anlamadım. danışanıma hatırlattın şimdi bana şey yapmıştı. Aile diziminde annesinin kibrinden, soğuk olmasından, problemli oluşundan bahsetti. Ve bunun annemle ilişkime yansıyor bu ve ben annemle sağlıklı bir bağlantı kuramıyorum. Bununla ilgili bir çalışma istemişti. Çalışmayı yaptığımızda o tarif ettiği bütün özellikler kendisinde çıktı. Annede çıkmadı mesela. Evet, o çok enteresandı. Tabii kabul etmedi arkadaş. Şaşırdı. Bir tanesi de mesela eşiyle ilgili çok büyük bir problem yaşamıştı. Özel olduğu için söylemeyeceğim. Çok büyük bir problem. Bir kadın olarak zor kaldırabileceğimiz bir şey. Ama çalışma yaptığımızda o çalışmada eşine kendi yanında yer bırakmadığını gördük. Babası doldurmuş orayı. Kadının kendi babası. Yani eşi bir erkek olarak gelip kadının yanında yer bulamamış. Dolu her yer. Kendi alanı yok, alan kalmamış. Mesela o eğitim şeyden sonra, seanstan sonra o kişi de çok etkilenmişti böyle bir şeyi görmek. İlginç gelmişti. Evet, çok ilginç ama. Yani bir Öyle. erkek eşinin yanında bir yer bulamadığı için dahil olamadı o evliliğe, o ilişkiye muhtemelen. Evet. Hayatının filmini izlemek gibi, evet. Evet İlk önce yani. ben becerememiştim biliyor musunuz? Bana komik gelmişti. Hani nasıl bunlar yapacak ki?
Benim işte biri dedem olacak, biri annem, biri babam. Hani roller oluyordu ya. Ben Nereden içimden bakıyorsun? demiştim nasıl ya, bu bilemez ki sonuçta ne yaşandığını. Ben bilmiyorum ki, o nasıl bilecek düşünmüştüm. Rastgele katılmıştım. İyi ki katılmışım. Şu an çok Evet. mutluyum yani katıldığım için o ilk kısmına. Aynen öyle. Aile diziminde de öyledir. Seanstan sonra bir gözünüzün, ben de öyle olur mesela. Benim çok önemli iki sorunuma çalışma yapılmıştı yıllar yıllar önce. İkisinde de hissettiğim bariz şey şuydu. Gözümün önünden perde kalkmış hissi oldu. Evet. Yani netleşti, her şey berraklaştı ve çok kolay konuşulup çözülebilir hale geldi. O çalışmadan önce üzerimde devasa bir yüktü ve asla çözülemez gibi geliyordu. Ama çalışmadan sonra çok kolaylıkla böyle bir akış gerçekleşti. Enerji çalışmalarının genel özelliği bu zaten. Bir de şeyi vurgulayayım, bizim çalışmalarda asla travmatik bir sonuç olmuyor. Yani kişi travmayı tekrar yaşayıp işte tekrar üzülüp Evet, onu tekrar soracağım. ağlayıp öyle bir şey olmuyor. Tam tersi, kişi o çalışmadan sonra çok büyük bir travmayı tespit etsek bile gönül rahatlığıyla bitiriyor. Yani ferahlamayla bitiriyor. Kendini rahatlamış hissediyor. Ya da üzerinden bir yük kalkmış hissediyor. En güzeli de kendisi evinde çayını suyunu alıp ayağını uzatıp dosyasını alıp en büyük travmalarına bakabilir hale geliyor. Bence en güzel kolaylığı bu. Süper. Keyifle. Bir tane sorumuz var Ümit Hanım. Siz okuyabiliyor musunuz? Okuyayım mı? Okuyor. Aile dizimi uzaktan çalışmak birebir çalışmak kadar etkili midir? Çalışmak birebir çalışmak kadar etkili mi? Ha, şunu söyleyeceğim. Evet, aile dizimi çalışması da çok güzel bir soru bu. Teşekkür ediyorum Serpil Hanım herhalde. Evet. Çok teşekkürler, çünkü aile dizimi de bir enerji çalışması ve enerji çalışmalarında uzaktan çalışma yapılabilir. Mesela kişi İstanbul'da, biz Ankara'dayız. Bizden böyle bir talebi olabilir kişinin. Ve zaten kendisini temsilen başka birilerini çıkartıyoruz. Kişi kendini temsil etmiyor, oturduğu yerden seyrediyor. Biz temsilciler olarak başka kişileri çıkarıyoruz orada. Ve o seans boyunca kişi seyrediyor. Biz onu gerekirse kamerayı alıp kişiye gönderebiliyoruz. Yani İstanbul'da işte ne bileyim yurt dışında çalışma istiyor. Biz ona uzaktan çalışma yapabiliriz. Ve çok da güzel şifalanır. Peki bunlar şimdi hani aklıma şu an geldi. Kişiler rollere giriyor ya hani. Evet. Bunu anlamak için soruyorum gerçekten. Nasıl sorayım? Yani nasıl davranacaklarını sezgileriyle yapıyorlar ya hani o dizim anında. Tabii. Yani şey, o sezgilerin doğru söyleme potansiyelini ben ilk gittiğimde çok yadırgamıştım. Hani nasıl bilebilirler ki diye. Ne kadar iç sesime güvenmediğimi zaten oradan da belli olur. Soramadım tam da. Yani onlar o role nasıl bürünüyorlar diye çok kafama takılmıştı. Gerçekten bunu sezgileriyle mi yapıyorlar sadece? O anda o çalışma düzenleniyor. Herkes katılabilmiş olmak için mi katılıyor? Bunu ben çok geldi gitti yani bu zihinsel düşününce. Evet. Biliyorsunuz zihin çok karışmak istiyor ya her şeye. Evet. Tabii zihinsel cevabı olan bir alan değil, ama morfolojik alan diye bir şey var. Morfogenetik alan diye bir şey var. Biz orada dizim çalışması yaptığımızda o yuvarlak alanın ortasındaki alanı kullanırız. O alan morfogenetik alan dediğimiz bütün bilgilerin kayıtlı olduğu alandır. Bunu tabii ki Robert Shadrack'te herhalde doğru söyledim mi? Morfogenetik alan kitabı var. Onunla Bakacağım. ilgili okuyabilirler. Çok enteresandır. O alanın bilgisini kullanıyoruz. Birincisi bu. İkincisi, evet, kişiler sezgilerinden ziyade içlerine o an doğan duyguları ifade ediyorlar. Bunu nasıl ifade ediyorlar? Kişi hiç tanımadı. İşte ben sizi hiç tanımıyorum. Hele sizin ailenizi hiç bilmiyorum. Ben çıkıyorum, Gamze'nin babaannesini temsil ediyorum. Ve benim orada zihnim
Bilmediği için o kişiyi hiçbir şey üretemiyor. Zihin devre dışı kalıyor. Tümüyle ruhsal bir bağlantı sağlanıyor. Biz ruhsal olarak bütün insanlık alemi birbirimizle bağlantılıyız. Ve zihnimizi devre dışı bıraktığımızda birbirimizle ilgili bütün bilgileri hissedebiliriz. Süper Bizim oldu. yüksek bilincimiz, senin yüksek bilincin şu an ikisi birbiriyle iletişim halinde. Ben şimdi kas testiyle Gamze ile ilgili, Gamze izin verirse bir sürü soruyu sorup cevabını alabilirim. Çünkü benim yüksek benliğim senin yüksek benliğinle ilgili her şeyi biliyor. Bu ruhsal bir çalışma. O yüzden çok zihinle anlamak zor oluyor. Anladım. Kalbin rehberliği eğitiminde öğrenmiştik demişler. Neyi öğrenmişiz? Ha, ruh, Ruh her beden şeyi her bilir. şeyi biliyor. Evet. Serpil Hanım yazmış. Daha önce aile dizimine katıldım bir kez ve uzun bir süre enerjimi toparlayamadım. Normalde de olumsuz enerjileri çabuk çeken biriyim. Bu bir inanç kodu mesela, çabuk çeken biriyim. O yüzden tekrar cesaret edemedim. Bu kodu değiştirmekle başlıyor musunuz? İlk aklıma geldi benim. Yani biz Enerji. kodu değiştirmekle uğraşmıyoruz. Direkt diyoruz ki sen kendi enerjilerini ve dışarıda oluşan enerjileri nasıl yönetebileceğini bu eğitime gelerek öğren diyoruz. Enerjiler nedir? Neresi etkiliyor? Neresi etkilemiyor? Kendini tanı. Bu bir inanç ama ne zaman satın aldın bu ilacı inancı? Bu sana ait bir inanç mı? Ya da böyle bir inancın varsa altında hangi duyguların yatıyor bir bak diyoruz. Yani bu inancını dönüştürüp sorularla bırakmıyoruz da hem soru kalıplarımız da var bizim hem de bunun altında yatan duyguları öğrenmek, kendini tanımak süreci bence daha derinden işliyor diye düşünüyorum. Peki. Böyle işlerse şöyle oluyor. Başka bir zaman diliminde başka bir problemle karşılaştığında kendisiyle ilgili bir bilgiye sahip olduğu için onu yönetebiliyor. Onu yönetebiliyor. Yönetebiliyor. Evet. Anladım. Peki kalbin rehberliğiyle Dembudem eğitimi arasındaki fark ne? Biriyle ne yapılır, biriyle ne yapılır? Fark nedir? Neye göre alsınlar insanlar hani? Evet. Kalbin rehberliği eğitiminde omurga üzerinde çalışıyoruz. Omurgadaki negatif enerjiler, eklentiler. Bunun içinde her türlü aklınıza gelen negatif enerji çeşitleri var. Sonra bu omurgadaki bizim bilinçaltı kayıtlarımızı, eski kayıtlarımızı yani sıkıntıyı yaşamamıza sebep olan kayıtları buluyoruz. Arkasından bazı soru kalıplarıyla onları dönüştürüyoruz. Bu negatif enerji ve eklentileri arındırıyoruz. Onun yerine sizin bedeninizin ihtiyacı olan şeyi ekliyoruz, frekansı yüklüyoruz. Ve bu bilgiler sırasında da bu duygulara hangi zaman diliminde kazanmışsın? Anne karnında mı bu kayıtlar sana geçmiş? İşte bu yaşam sürecinde mi geçmiş? Onunla, zamanla ilgili bir bilgi ortaya çıkabiliyor. İşte olayla ilgili bir bilgi ortaya çıkabiliyor. Tabii bu dosyada çalışmalarda kişiler çok şaşırıyor. Benimle ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz. Nasıl oluyor da bu bilgilere ulaşılıyor diye gerçekten şaşırtıcı çalışmalardan biri. Dem çalışmasında ise kanımızda artık işte korku mesela beni çok etkileyen şeylerden biri. Kanında korku dolaşıyor mesela. Kan damarlarında korku dolaşırken sen ne yaparsan yap o korkuyu atamıyorsun ki elini uzatıp bir şeyi ortaya koyabilirsin, bir şey yapabilirsin, üretime geçebilirsin gibi. Kanımızdaki negatif enerjileri, negatif duyguları onları buluyoruz ve onlarla ilgili bir dönüşüm sağlıyoruz. Yine burada frekans yükleme var. Frekans yükleme bizim çalışmalarda var. Bence farkı o ortaya çıkarıyor. Çok çabuk sonuç almanızı sağlıyor. Enerji meridyenlerinden biraz bahsettik. Enerji meridyenleri üzerindeki kalıpları ve duyguları bulup bunları EFT ile arındırma farklı bir sistem.
uygulayacağız. Yani piyasada olan sistemden farklı olacak EFT uygulaması. Bizim eğitimlere gelen kişiler genelde pişman olmuyor. Tam tersi büyük bir hayranlık diyor. Onu da belirteceğim. Çünkü ben de pek çok eğitime katılıyorum. Sonra diyorum, sonra tamam bunu keşfettik. Tamam da sonra ben zaten bunu biliyorum. Ya da bunun adını koyabiliyorum. Bana sonuca götürecek adımlar, teknikler, basamaklar lazım. O yüzden bizim eğitimin galiba farkı orada. Değişim ve dönüşümü sağlamanızı sağlıyor. Yani sizi Sonuca farkındalık götürüyor yani. seviyesinde tutup bırakmıyor, sonuca götürüyor. Birkaç soru var herhalde. Evet, uzun olanlardan. Bu arada zamanımız dolduysa sizi de çok yormak istemiyorum Ümit Hanımcığım. Okuyayım mı ben? Siz Evet, görebildiniz mi? olur. Okursanız. Aile diziminde olumsuzluklarda aile bağını tamamen kesmek doğru mudur? Ya da olumsuz olanları olumlu olarak değiştirilmesinin hangisi daha doğrudur? Teşekkürler Bunun demişler. en net cevabı şu: bir şeyleri kesmek diye bir şey yok. Biz hani onu şeyde de yapıyoruz ya, bu bilinçaltı çalışmalarında çok yapılıyor. Eterik bağ Onunla bağını kesme çok kes, klasik. şununla bağını kes, bununla bağını kes. Böyle bir şey yok. Tamam, negatif bağını zaten kes, ama o negatif bağın neden oluştuğunu buldun da zaten o bağ ortadan kayboluyor ve Akacak. olumlu bağ kalıyor. Şimdi yani annemizle bağımızı mı keseceğiz? Babamızla bağımızı mı keseceğiz? Atalarımızla bağımızı mı keseceğiz? Böyle bir şey yok. Aile diziminde olan şey ya da bizim diğer çalışmalarda olan tek şey şu: olanı olduğu gibi görmeni sağlıyoruz ve İzin içeride bir verir. kabul oluşuyor. O kabul zaten senin ilişkilerini değiştiriyor. Pozitife kendisi Nasıl? çevriliyor ister istemez. Yani pozitif negatif bile kullanılmaya gerek Yani kalmıyor. olabilir O mi diye. kabul, tabii hayatın gerçekleri var. Onları kabul noktasında gönlün açılmışsa, kalbin açılmışsa zaten rahatlıyorsun. Rahatlanıyor. Buradan bizlere diyor basitçe evde uygulayabileceğimiz enerji yükselten notlar verebilir misiniz? Bu zannediyorum zor mu biraz? Yok, Şu yani an enerji uzun yükselten videolar falan vardır. İnternette süre. çok işte bol Bol su için tüketeceğim ben. toprakla, yani sirkeyle duş alın falan gibi bir sürü şey vardır. Ama bunlar şey gibi, üstten pansuman yapmak gibi. Alttaki yarayı tedavi etmemiz lazım. Alttaki yarayı tedavi ettikten sonra o pansumanları yaparız. Ben içeride bir yaram var. O yaram benim bütün hayat enerjimi çekiyorken, ben kendi enerjimi yükseltmeye çalışsam ne olacak ki? Küçük küçük yükselecek, sonra geri çökecek. Çünkü içerideki asıl yarayı bulup o yarayı iyileştirmek lazım. O küçük pansumanlarla vakit kaybetmemek lazım. Bazen bana soruyorlar, bu sorular hayatımızı değiştirebilir mi? Bazen gerçekten bir soru hayatını değiştirebilir. Evet. Kabul, kabul, ama kendinle birebir ilgilenmeden, kendini birebir tanımadan, oraya emek vermeden, kendi sorumluluğunu almadan çok büyük değişimleri beklemek bence Mümkün değil. kendini oyalamak ve biraz kaçmak oluyor. Yani şöyle, ben yapıyorum, onu da yapıyorum, onu da yapıyorum ama hayatımda bir şey değişmiyor. Konuşmalarını duyarız o zaman. Evet. Güler Hanım'ın bir tane sorusu var. PET sonucu alınan biyopside nöroendokrin tümör teşhisi kondu. Patolojide pankreas başında ne tavsiye Pozitif edersiniz denmiş herhalde. ama. Yani ne tavsiye ederim? Öncelikle Güler Hanım, mutlaka bu konuyla ilgili seans alın. Altında hangi duygunuz, hangi inancınız yatıyor bu tümörün oluşmasını sağlayan? Onun ne olduğunu öncelikle görün derim. Sonra eğer iyi hissederseniz devam edersiniz. Yoksa bırakırsınız. Ama seans almadan onun neden olduğunu bilebilmek zor. Travmayı kişi tekrar yaşamıyor, çalışmada dediniz. Peki nasıl yüzleşiyor, olaya nasıl bakıyor? Az önce söylediniz, serbest bırakma halinde o kabulleniş zaten o
Benim hani negatif pozitife çevirmek dediğim ama olumsuz olumlu olan konu zaten gündeme geliyor. Evet. Gülel Hanım, kalbin rehberliği seansı alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Ben çünkü zaten bireysel yapmıyorum. O yüzden hani gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Yapan arkadaşlarımızdan bunun seansını alabilirsiniz. Böyle bir teşhisiniz varsa bence deneyin. Tamam, size Hiçbir ulaşsın. O evet. zaman o sayfaları en azından Tabii kişiye yönlendirir. Evet. gönderebilirim. Hızlıca şöyle bir bakalım son birkaç soru. Yükselen frekanslar öyle bir merhem oluyor ki kişinin kendine bile söylemediği yaralara şifa alıyor denilmiş. Güler Hanım, siz DM'den ulaşın Ümit Hanım'a. Muhtemelen sizi bir sayfaya yönlendirecek, olur mu? Evet. Tamamdır. Ben Çok size geçmiş olsun bu arada. evet, çok geçmiş olsun. Ben size çok teşekkür ederim Ümit Hanım. Çok Ben de teşekkür tatlı, çok ederim. tatlı anlattınız. Ben şimdi bunu IGTV'ye kaydedeceğim. Size de göndereceğim. Siz de paylaşırsınız. Eminim katkı olabileceğimiz kişiler de inşallah bir araya gelmişizdir. Akabinde sonrasında da izleniliyoruz çünkü. Ben size sadece şu an çok teşekkür ediyorum. Üzerimde bir hafiflik var nedense böyle. Hafifleme anı. Ya konuşmanız bile demek ki böyleyse ben eminim ki eğitimlerde çok katkı doludur. Teşekkür ederim. Ben de Rica ederim. tanıştığıma sevindim. Evet, bakalım bu videomuz kimlere katkı olacak? Aynen. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Şu an sonlandıracağız birazdan Ben videomuzu. katılan herkese teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar Kapatayım ben. diliyoruz o İyi zaman. Hadi akşamlar. herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kapatacağım.